oldu kızım, ne oldu, tamam. Tamam gel, gel, tamam, tamam gel. Anne gelecek bak, anne gelecek. Ne gideceğiz kızım? Şşş, bana bak, bana. Nilay. Kızım. Anne gelecek Gizem, gelecek anne. Gelecek inşallah. Anne gelecek kızım. Yavrum anne gelecek. 5 senedir eşimle evliyim. Gizem Çetinkaya. 2 tane çocuğum var. 3 yaşında ve 3 aylık bebeğimle beraber. Evde hiçbir şey yokken nasıl söyleyeyim size? Yani işimle gücümleyim. Aramız gayet iyiyken babasıyla beraber yaşıyoruz ve bakıcıyla beraber. Bir anda hastaneye gidiyorum diye saat 8.30'da geçen hafta Cuma günü evi terk ettiler. Ve şu an hayatından endişeliyim. Eşimin psikolojisi bozuk. Daha önce birkaç kere de yaptı bunu. Ailesine de sorabilirsiniz. Her şeyi kanıtlarım. Ben sadece başına bir iş gelmesinden korkuyorum. Boşanmak istiyorsa gelsin güzelce boşansın. Çocukların başında dursun. 3 aylık bebeğim, 3 yaşındaki çocuğum perişan oldu. Ben işime gücüme devam edeceğim. Ben sadece onun hayatından endişe duyuyorum. Bakıcıyla beraber kaçtılar. Ben onu eve ekmek aldım. Yani ekmek verdim, işe aldım. Eşimin kanına girip yılanın başının o olduğunu düşünüyorum. Ve kimlerle tanıştı, kimlerle irtibat etti bilmiyorum. Günahlarını almak istemiyorum ama %100 eminim. Yanlış bir ortamdalar. Yanlış bir insanlarla birlikteler. Acil eve dönmesini istiyorum. Babasının evi her zaman açık ona. Ben boşanacağım zaten. Ama çocukların başında dursun. Tek isteğim bu. Beni duyuyorsa, beni görüyorsa gelsin evine güzelce. Bütün 80 milyonun önünde ona söyleyeceğim şu. Gelsin evin çocukların başında dursun. İnsan gibi boşanalım. Herkes işine gücüne devam etsin. Bulunduğu ortamı acilen terk etsin. Messenger'dan bana yazdı. Ben Konya'dayım. Bir işte çalışıyorum. Ama hiçbir işte çalıştığımı zannetmiyorum. Herkesten para istiyor, benden para istiyor. Çalışan insan ben para ister mi? Size soruyorum. Yanlış yolda olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi belki şunu da söyleyeyim ve açık söylüyorum. Bulunduğu ortamda uyuşturucu, alkol ortamı ve kötü ortamda olduğunu düşünüyorum. Acilen devlet ve bütün vatandaşlarımızdan Gizem Çetinkaya bulunmasını istiyorum. Ben boşanacağım, yanlış bir şey yapmayacağım. Benden de korkmasın. Güzelce sizin bütün 80 milyonun önünde söylüyorum, çocuklarımın annesi. Anlaşmalı boşanalım. Gelsin babasının evinde otursun. Çalışmak istiyorsa çalışsın. Çocuklarına bakacaksa baksın. Tek isteğim bu.